Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla masanın başında bir araya geldik. Erkan Bey, tedirgin etti mi Esin Hanım'ın performansı sizi? Yani Esin Hanım talihsizlikler yaşadı olarak görüyorum ben. İşte tamam, tam olarak ondan bahsediyorum. Yani performansından kastettiğim. Bazı soruları çok rahatlıkla bildi. Evet. Ama burada herkesin yaşayabileceği tarzda kazalara aynen işte o yani. Kazalar sizi de korkuttu mu? Yani ben bunun hep olabileceğini düşünerek, farkında olarak buraya geldim. Çok bence güzel. Olabilir yani. Olabilir. Her şey olabilir ama doğru bakalım. Siz etimolojiyle ilgilenmeye başlamışsınız kelime evet. oyunu yüzünden. Evet, tam çok olarak güzel. Yani kelimelerin kökenlerini biliyorsunuz evet. Az çok. Evet evet, yani çoğunu burada öğrendim açıkçası. Harika. Bu programı takip ederek. Ondan sonra diğer bazı kaynakları da böyle karşıma çıktıkça ilgimi çekmeye başladı. Yani özellikle aynı coğrafyaya da aynı ticaret yolunu kullanan toplumlar arasında böyle kelimeler gidip geliyor. Çok hoşuma gidiyor bu da benim. Çok harika tarif ettiniz. Peki siz neler yapıyorsunuz? Ben makine mühendisiyim. Evet. Uzaktan çalışıyorum. Şirketim İstanbul'da. Ben Ankara'da yaşıyorum. Harika. Evet. Geziyorum bol bol şirketim sayesinde. İşte yurt dışı gezileri oluyor, yurt içi gezileri oluyor. Hı hı. Eşim de bu arada geçen haftalarda sizinle yarıştı. Kendisi de burada. Evet. Öyle mi? Nerede? Aa! Hoş geldiniz. Vallahi kendisi 100 puanla kaybetmiş. Evet. Bu kalan 100 puan evet, siz evet. alıp onunla gideceksiniz. Bir, intikamı alınacak inşallah bakalım. Kanını yerde bırakmamaya geldiniz. Evet. Allah Allah. Tuhaf bir aile sevgili izleyenler. Peki bir hedef puan var mı aklınızda? Vallahi böyle karmaşık rakam söyleyeyim de şey kesin olsun diye 9200 diyorum. 9200 diyorsunuz. Evet. Bakalım yani 6 harf alırım dediniz. Evet, bir talihsizlik yaşamazsak inşallah. İnşallah. Ne yapalım, başlayalım mı yavaş yavaş? Tabii başlayalım. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. İlk olarak Mezopotamya'da ortaya çıktığı tahmin edilen sulu darı hamurunun ekşitilmesiyle yapılan bir içecek. Hayır. Boza. Boza doğru cevap. o arpa, evet. darı. Doğrudur tabii. Doğrudur dedi. İnanmadı bana sevgili izleyenler. Siz efendim eve gidince etimolojik kökenine bakarsınız. Ona göre belki de benzerdir yani. Harfler de uyuyor ya. Yani. Aynen. Olabilir. Efendim ikinci 4 harfli kelimemiz geliyor. Boş vakti olmayan, meşgul. Dolu. Dolu doğru cevap. Efendim 5 harfleri geçtik. Giyimde kullanılan küçük bir tür aksesuar soracağız şimdi. Sorusuna bakalım. Abiye türü kıyafetleri ve çanta, şapka gibi aksesuarları işlemek için kullanılan küçük pırıltılı madeni pul. Harf alayım. Verelim efendim. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Vallahi soyut, boyut... Hayır hiç ne kıyafet üzerinde bir şey efendim bu. Yani hiç kıyafetlerle aram yok direkt. Hiç gece kıyafeti giymez misiniz? Yani böyle... zaman zaman oluyor da isimlerini araştırmıyorum diyormuş. Mesela gece kıyafeti giydik sizinle evet. beraber. Böyle bir şeyler böyle, böyle yaldız falan geliyor ediyor. Aklıma yani. Değil. Şimdi böyle bir harf daha alalım. Bir harf daha verelim. Ben çok kötü olduğum bir konu. Mesela şey derler. Kayıt. Pul nokta nokta derler. Evet. Pul, pul, bayıt, buyat, değil. Kuyat, uyat, bir, ayıt. Sürede gidiyor. Bir harf daha alalım. Bir harf daha aldık. Evet, durdurun artık. Evet. Orayı, payıt, payat, payut, payot, payüt, pay, bir tane. Ot. Zaten bir sesler söyle. Payet. Payet doğru cevap. Dimitri Payet var futbolcu. Dimitri Payet var futbolcu. Evet. Pul payet var bizde de. O sizin işinize pek yaramadı. Pek yaramadı ama. Evet. Efendim 5 harflerle devam ediyoruz. Alt anlamıyla soracağız. Çok da bildiğimiz bir kelime. Bakalım kafanız karışacak mı? Gelsin sorusu. Mecazi anlamda bir şeye aşırı derecede düşkün olan. Hasta. Hasta doğru cevap. 6 harflilere geçtik bile. Tek kelime bir cevap gelecek şimdi şu soruya. Alt anlamı bir hareketten doğan güç olan motive. Sözcük değil. Alt anlamı yine. Alt anlamı. Bir hareketten doğan güç. Kuvvet değil. Gibi bir şey. Gibi bir şeyse basalım uyduralım. Kuvvet, evet. mukavemet. Değil değil böyle. Kuvvet. Evet.
kuvvetten türetemedim i̇şte, şu anda. Şu, nokta noktanın kuvveti. Kaba kuvvet nedir efendim? Kaba kuvvet? Evet. Brut yani geliyor aklıma da kaba. Aile yürümüş. İçi kaba kuvvet. Şiddet. Şiddet doğru cevap. Vallahi böyle bir yerden gelmesi. Efendim altı harflerle devam ediyoruz. İsim soylu bir kelime soracağız size. Yer bilimlerinden geliyor. Buyursunlar. Jeolojide katman anlamında kullanılan sözcük. Katman. Harf alalım. Harf aldık. T. Jeolojide katman anlamında kullanılıyor. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. Atmosferin neleri var efendim? Tabaka. Tabaka doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz ve Türkçe Farsça karması bir birleşik kelime soracağız. Yeşilçam filmlerinde sıkça duyduğumuz bir kelime. Bakalım sorusu nerede duyduğumuz şekilde geliyor. Bir yörenin ileri gelen zengin ve soylu ailesinin erkek çocuğu. Veliyaht değil herhalde. Payitaht değil. Beyzade. Beyzade doğru cevap. Erkan Bey 3100 puandayız. 1 dakika 53 saniye süremiz var. Ortasındayız sanırım. Hı-hı, tam ortası şu an yarışmanın. 1 dakika 53 saniye bizi tedirgin edebilir. Bakalım dikkat edelim. Teşekkür ederim. Aynen dikkat. Buna dikkat edin Erkan Bey. Yani biraz daha hızlanmamız evet. Gerekecek büyük ihtimalle. 3100 puan ama temiz. 9200 puan alabilme şansımız var şu an. Bakalım yani. Zaten. Malum olmuştur belki. Belki de malum olmuştur. Şimdi göreceğiz. Efendim yine isim soylu bir kelime. Bir çalışan soruyoruz. Şu soruyla soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Karşısında sıraya geçilen market kasiyer. Çalışanı. Kasiyer doğru cevap. 8 harflilere geçtik. Mastarla biten bir edebi sanat soracağız. 2 harfli mastar. Evet ma diye mi ma. Gelsin bakalım sorusu. Edebiyatta bir şeyin niteliğini anlatmak için betimleme. O niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme. Benzetme. Benzetme doğru cevap. Bir birleşik kelime soruyoruz şimdi. Yaygın olarak kullanıldığı fiili soru içinde bulacaksınız. Görelim bakalım soruyu. Ne bulacağız sorunun içinde? Etmek fiiliyle birlikte birini bir şeyi... Yapması konusunda darlamak, sıkıştırmak, zorlamak anlamlarında dar kullanılan boğaz. Söz. Ne? Dar boğaz etmek. Yok. Dar. Sonu doğru boğaz. Da dar değil. Sık boğaz. Sık boğaz doğru cevap. Efendim 9 harflilere geçiverdik. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Soruyu görelim. Teklifsiz konuşmada birinin bir şeyi sezmesini çaktırmak. Sağlamak veya bir şeyi sezmesine neden olmak. Çaktırmak doğru cevap. Efendim 9 harfli ikinci aradığımız cevap. İki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir. Rica sözü. Gelsin bakalım. Sizi sıkıntıya sokmayacaksa, sizi yormayacaksa rica ediyorum anlamlarında kullanılan bir söz. Size zahmet değil, 10 harfli o. Evet. Yine doğru. İkinciyi doğru zahmet. Bildiniz. Zahmetse. Bir harf alalım. Baştan gelir belki. Baştan gelir belki bir harf alalım. Gelmedi gördüğünüz gibi. Siz, gerçek bak kötü insanlarsınız zahmet. Siz artık. Zahmet. Efendim? Bir zahmet. Bir zahmet doğru cevap. Efendim 10 harflere geçtik ama onlar ne yaparsa yapsın. Mastarla biten kolayca da bulabilirmişiz gibi görünen bir kelime gelecek. Kelime gelmeyecek, kelime sizden gelecek. Soru bizden. Buyursunlar efendim soruyu görelim. Bir şeyin gerçekliğini ortaya koymak, tasdik etmek. İspatlamak. Tasdik etmek. Onaylamak. Gerçekliğini ortaya koymak. Kanıtlamak. İspatlamak. Gerçek. İspatlamak, kanıtlamak. Bir harf alalım. Bir harf aldık. Yumuşak G. Doğrulamak. Doğrulamak doğru cevap. Efendim 10 harfli son bir cevaba ihtiyacımız kaldı. 9000'i geçeceğiz inşallah.
İnşallah. Geç yani 9000'e geleceğiz inşallah diyelim. İki kelimeden oluşuyor aradığımız cevap. Binicilik sporunda kullanılan bir malzeme. Eyvah. Soracağız. Hiç ilgilenmez misiniz binicilik sporu? Vallahi ilgilenemedik şimdiye kadar. Belki ileride. Belki ileride. Merak ettiniz mi hiç? Yani hayvanları tamam, biliyorsunuz. Evet, yani bunu biliyorsunuz. Bildiğimiz bir şey aslında. Bakalım sevgili izleyenler, soru bizden, cevap Erkan Bey'den. Bakalım nasıl soru sormuşuz yine. Binek hayvanlarında kullanılan dizgin, üzengi ve başlık gibi parçaların hepsine verilen isim. Binek hayvanlarında kullanılan dizgin, üzengi, başlık gibi parçaların hepsine verilen isim. Takım var mı acaba içinde? Takım. Var. Takım. Ne takım? Bir harf alıp. Bir harf alıp durdurduk. Eğer takımı. Eğer takımı doğru cevap. Emniyetten aldığınız harfler yüzünden 9000'i geçemedik. Evet ama memnunum yani, güzel oldu. Evet, gayet iyi geldiniz buraya. Çok çok iyi yarıştığınızı söyleyebiliriz diye düşünüyorum. 8900 evet, puanımız var. Eşimin ödülünü almış olduk. 8700 yapmıştı kendisi, bakalım. Ha, kalan kendiniz de 100 puan aldınız. Evet, 100 ekstra. Puan öyle oldu. Bakalım neler yaşanacak. Arkanızdaki yarışmacılardan endişeli misiniz? Tabii ki endişeliyim yani, yapılabilecek puanlar var üzerimde. Bakalım göreceğiz. Bol şans diliyorum hepsine. Gerçekten mi? Evet. Bırakın bu işleri Erkan Bey ya şimdi. Ne yapalım bakalım, diğer yarışmacıların performansı etkileyecek mi? Şu an gün birincisisiniz en azından bir süreliğine. Evet. Hanımlar beyler, Erkan Bey'i alkışlarla uğurluyoruz ve bir sonraki yarışmacımızı alıyoruz.